Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi Antalya'da hayat buluyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kepez ve Santral mahallelerinde başlatılan kentsel dönüşüm projesi, milyon metrekarelik bir alanda yapılan dönüşümden 3000'in üzerinde hak sahibi faydalanıyor. Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi Antalya'da başladı. Gördüğünüz gibi kepçeler harıl harıl çalışıyor. İşte bu kentsel dönüşüm projesinde neler olacak? Kentsel dönüşüm projesi Genel Müdür Yardımcısı Kerim Erünsal'la birlikteyiz. İsterseniz şu projeyi kısaca bize bir anlatır mısınız? Tabii biz 2014 yılında riskli alan ilan edilen alanda ilk aşamada hak sahibi uzlaşı süreçlerinden sonra imar planlarının yapımıyla başladık. Mevcut imar ve meri imar planı üzerinden yeni imar planları hazırlandı. Bu meclis kararlarıyla da geçti. Tabii yeni imar planlarında büyük kazanımlar elde ettik. Ne tür kazanımlar oldu? Özellikle sosyal donatı alanlarında kazanımlar elde ettik. Şöyle ki dini tesis alanlarımız %45 oranında arttı. Eğitim tesis alanlarımız tam %180 oranında arttı. Sağlık tesis alanları %167 oranında arttı. Yeşil alan ve rekreasyon alanlarımız %132 oranında arttı önceki imar planına. Başka ne tür değişiklikler oldu? Ulaşımda neler yaşanacak bu bölgede özellikle? Tabii proje içerisinde çok fazla belediyemiz tarafından konulan şeyler var. Şöyle ki alan içerisinde bütün yollarımızda bisiklet yolları olacak. Onun dışında biliyorsunuz bu havaalanından Fatih durağına kadar gelen raylı sistem hattımız alan içerisinde ring atarak bütün alanı dolaşmış olacak. Kentsel dönüşüm alanı içerisinde tramvay hattımız olmuş bulunacak yani. Bunun dışında proje içerisinde bir adet doğa tarihi müzesi, iki tane meydanımız, pazar yerleri gibi ve akıllı kent unsurlarında içerisinde bulunan yeşil alan düzenlemeleri, rekreasyon alanları, yollar bulunacak. Evet, Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesinde gördüğünüz gibi proje fotoğrafının hemen yanı başındayız ve yanımızda kentsel dönüşüm projesi müdürü Koray Doğanay var. Oldukça zahmetli bir süreç yaşandı Antalya'da ve önemli bir mesafe kat edildi. Kepçeler çalışmaya başladı. Bu süreci biraz da siz anlatırsanız, özellikle Antalya için son derece önemli bir proje bu. Tabii. Şimdi şöyle, Sayın Başkanımız Menderes Türel önderliğinde 2014 Ağustos ayında Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde Kepez Santral Mahallesi hak sahipleriyle bir toplantı düzenlendi. Bu toplantı kentsel dönüşüm yapılsın mı yapılmasın mıydı? Çoğunluğun kararıyla kentsel dönüşüm yapılmasına burada karar verildi. Bu sürecin akabinde 2014'ün Eylül ayında, Kasım ayında Bakanlar Kurulu kararıyla Kepez Santral Mahallesi riskli alan olarak ilan edildi. Başkanımızın büyük gayretleriyle 2015 Eylül ayında vatandaşlarımız için burada bir irtibat ofisi açtık. Bu irtibat ofisinde ilk önce 2500 vatandaşımızla anket çalışması yaptık. Anket çalışmasında vatandaşlarımıza nasıl bir evde oturmak istediklerini, evlerinde ne olması gerektiğini, kaç katlı olması lazım olduğunu, kaç metrekare daire istedikleri, sosyal alanların nasıl olması gerektiği gibi sorular sorduk. Çok içten cevaplarla bizi bu sürece getiren bu anket çalışması oldu. Ondan sonra bir ön protokol sürecimiz oldu. Ön protokol sürecimizde vatandaşlarımıza burada yapacaklarımızın ön anlatımını yaptık ve kendilerinden izin istedik. Kendileri de sağ olsunlar, 3265 hak sahibinin 3244'ü ile ön protokolü imzaladık ve çok büyük bir çoğunlukla bize yol verdiler ve bu inşaatları yapmamıza gayret göstermemiz için sebep oldular. Türkiye'de bir ilkti sanırım. Türkiye'de bir ilk, bu kadar büyük çoğunlukla sorunsuz bir şekilde imzalanan ve katkı sağlanan vatandaşlarımızdan ilk kentsel dönüşüm projesi burası. Akabinde devamında imar planları yapıldı ve imar planlarına göre projeler hazırlandı. 14 tip daire hazırlandı. 14 tip daireyi 2016 Ağustos ayında vatandaşlarımızın dikkatine sunduk ve dedik ki bu 14 tip daireden buyurun gelin dairenizi seçin ve bu daireleri seçtikten sonra sizle bu daireleri vereceğimiz tarihi de size de yapacağımız kira yardımlarını belirten sözleşmemizi imzalayalım. Burada da inanılmaz bir katılımla
yaklaşık 3265 hak sahibinin 3228 ile sözleşme imzaladık. Vatandaşlarımızdan evlerini tahliye etmelerini istedik. Bu tahliye sürecinde Türkiye'deki sosyal belediyeciliği de Sayın Başkanımız Menderes TÜEL sayesinde vatandaşlarımıza ve halkımıza gösterme imkanımız oldu. Kendisinin büyük gayret ve katkılarıyla bize verdiği imkanlarla vatandaşlarımızı burada sosyal hizmetlerden her türlüsünden yararlandırdık. Kendine taşınma yardımı yaptık. Yaklaşık 2838 aileye toplamda 2.128.500 lira taşınma yardımı yaptık. Ayrıca bununla da yetinmedik. İhtiyacı olan vatandaşlarımızın kendi araçlarımızla, belediyemizin kamyonlarıyla evlerini taşıdık. 4 ay gibi kısa bir sürede yaklaşık 4400 haneye boşaldı. Bu da bir Türkiye'de rekordur. 4400 hanenin yaklaşık 15-16 bin kişinin 4 ay gibi bir süreçte iki mahallenin boşalması büyük bir olaydır. 4400 yapıyı yıktık. 6 ay gibi bir sürede bunu da bitirdik. Ve bunların hepsini tekrar kullanabilmek için geri dönüşüm çalışmalarıyla konkursörlerden geçirip altyapıda kullanılması için hepsini tekrar değerlendirdik. Hiçbir malzemeyi, içeriden çıkan hiçbir malzemeyi dışarıya atıl duruma getirmedik. Hepsini değerlendirilecek şekilde istifledik ve altyapımızı da kullandık.